Merhaba arkadaşlar, ben Mr. Ozi. Bu bölümde size revolver yapımı, research kit kullanımı, sandık yapımı, pipe shotgun yapımı ve sülfürü nasıl kullanacağımız ve gunpowder'a dönüştüreceğimizi anlatacağım. Gunpowder'ı da bildiğiniz gibi mermi olarak kullanıyoruz. Hemen göstereyim. Şimdi research kitimiz böyle bir şey. Research kit 1 yazıyorsun. Bunu alıp herhangi bir bilmediğimiz eşyanın üstüne getirdiğimizde, ki bunu workbench'in yanında yapmamız gerekiyor, başka türlü çalışmıyor. Alıyoruz mesela, şöyle getiriyoruz. Neymiş bunun adı bakalım önce. Large Wood Storage. Getiriyoruz research kitimizi. Şimdi ne diyor? You can now craft large wood storage. Şimdi büyük sandık yapabilirsiniz diyor. Nerede mesela? Şurada. Şimdi bunu yapabiliyorum. Ne istiyormuş? 60 tane wood istiyormuş. Bir tane yapalım hatta. Evet. Başka ne öğrenelim bilmediğimiz? Mesela şunu yapmayı biliyor muyuz? Bilmiyormuşuz. Şimdi ben 556 ammo'da yapabiliyorum. Bir de shotgun shells yapalım. Tamam, yeterli. Bunu da gösterdikten sonra, öbür videolarda unutmuşum size göstermeyi, en önemli şeylerden biri burada wood storage box, bu nasıl okunuyorsa artık, wood storage box, sandık bildiğimiz küçük yapıyorsunuz. Evi ilk yaptığınız anlarda eşyalarınızı koymak için şöyle boş bir mekana koyuyorsunuz. İçine istediğiniz eşyanızı, kullanmadıklarınızı işte şöyle koyabilirsiniz. Evet, şimdi size pipe shotgun ve revolver yapımını göstereceğim. Bu arada size şeyi de göstermemişim, yay yapımını. Yay yapımını da hemen göstereyim. Yay zaten oyunun ilk evrelerinde kullanacağınız yararlı bir silah. Hani avlanmada falan çok işinize yarayabilir. Yayımız şuradan geliyoruz. Ve yaponsa silahlar burada hemen. Zaten hunting bow diye gördüğünüz gibi 5 cloth istiyor. 35'te wood istiyor. Yapıyorsunuz. Bu arada Instacraft'tan da bahsetmek istiyorum. Diğer videoda bahsetmiştim ama ne olduğunu tam olarak açıklayamadım. Instacraft dediğimiz şey, bazı serverlarda bazı adminler şuradaki dolum süresini azaltmak için Instacraft yaparlar. Azaltmak için değil yani. Direkt dolum süresini kapatırlar. Instacraft dediğimiz şey bu oluyor. Yani bir şeyi yaparsanız direkt oluyor. Hiç beklemeden almış oluyorsunuz elinize. Instacraft bu. Evet, şimdi hunting bow'umuzu yaptık. Bilivun'un oku var. Okunu da yapacaksınız bunu yaptıktan sonra. Yani direkt ok atmıyor olmadıkça. O da bakalım şurada arrow. Ne istiyormuş? Bir stones wood. Yapalım şöyle 5 tane. Demek ki 5 tane yapınca 20 tane ok geliyor. Tamam, her neyse. Pipe shotgun ve revolver yapacağız. Şurada revolver. Ne istiyormuş? Metal fragments. Demin koyduk. Metal fragments'leri alalım. Workbench'in yanına geliyoruz. Şurada requires workbench diyor mesela. Öyle dediği zaman bu itemi sadece workbench'in yanında yapabiliyormuşuz. Anlayabilirsiniz. Revolver'ı yapalım. Yaptık. Tamamdır. Şu an gayet güzel bir silahla dışarı çıkıp istediğimiz adama karşı savaşabiliriz. Ama bundan da önce yapmanız gereken önerim şurada. Nerede bu? Pipe shotgun. Pipe shotgun'ı yapmanızı gerçekten öneriyorum. 50 wood istiyor. Metal fragments 40 istiyor. Bunun şeyi, özelliği, çoğu canavarı tekte alabiliyor. Ya da çoğu adamı tekte alabiliyor. Yani seri öldürüşlerde çok rahat kullanabileceğiniz silah. Ondan sonra revolver yaptık. Pipe shotgun'ı da gösterdim. Başka ne yapacaktık? Blueprint'leri zaten göstermiştim size. Ha, bir de sülfür kullanımını gösterdim. Önce sülfürü gunpowder'a dönüştürüyoruz. Onu nereden yapıyorduk? Şimdi sülfür sadece kendisi yeterli olmuyor. Bunun için, bunu gunpowder'a dönüştürmek için bir de şu charcoal, yani kömür dediğimiz şey gerekiyor. Bu da odunun yanmasıyla oluşan bir madde. Bunu alıyoruz. Sülfürümüz zaten varmış. Buradan sülfürümüzü de sürükleyeceğiz. Normalde olmasaydı. Tamam. Geldik şöyle aşağı. Şurada resource'da gunpowder var. Gunpowder'ımızı
CTRL'ye basarsak bir kere şöyle tıkladığımızda ne kadar yapabiliyorsak o kadar oluyor. Kaç tane yapabiliyormuşuz? 115 tane. Gunpowder'ımızı yaptık. Dediğimiz gibi kömür ve sülfürün birleşmesiyle oluşuyor. Gunpowder'la da metalin birleşmesiyle mermi yapıyoruz. Mermilerimiz ammo'da olacak. Evet. Şimdi 556 ammo'yu öğrenmiştik. Bunu yapmayı ne istiyormuş? Bir tanesini yapmayı, iki tane metal fragment, 5 tane de gunpowder. Yapalım bir tane mesela. 131. Bir tane yapalım. 132. Böyle. Shotgun shells. Öğrenmişseniz tabi. Bunların ikisi öğrenmişseniz. Perfect pipe shotgun yaptıktan sonra ne oldu? Perfect pipe shotgun yaptıktan sonra bunun mermisi gerekiyor tabii ki. Her silah gibi. Onun da mermisi şurada. Handmade shell. El yapımı şey. Fişek. Bu ne istiyormuş? 1 stones. 5 gunpowder. Şundan yaparsınız şöyle. 10 tane. Yeterli olacaktır. 40 tane oluyor zaten. Bayağı. Evet arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra tam da zamanında bitiyor torch'umuz. Hemen şöyle low grade file yapalım da. Bir tane torch yapalım. Kalanlıkta kalmayalım. Bunu yaptıktan sonra hiçbir sıkıntı olmadan dışarıya çıkabilirsiniz. İstediğiniz gibi dolaşabilirsiniz. Şeyiniz de elinizde, silahınız da elinizde. Rahat rahat oynayabilirsiniz. Ki bu silahlara ihtiyaç duyacaksınız. Çünkü benim gibi şanslı olmayabilirsiniz. Böyle bolt action rifle falan çıkmayabilir. Şu pipe shotgun. Oynanışını göstereyim onu size. Bir dakika. Zamanı. Geriye alalım da. Karanlıkta kalmayalım. Pipe shotgun. Kullanışı şöyle. Yakından geliyorsunuz. Mesela bu bir canavar. Koyuyorsunuz. Böyle bir 7'li 8'li mi vuruyor? Ne yapıyor? Direkt öldürüyor. Hatta denemesinde yapalım şunu. Şimdi ayılar 2 vuruşta ölüyor. Onun için ilk şunu öldüreceğim. Öldü mesela. Duyduğunuz gibi. Ayılar çok ayı gibi oldukları için 2 kere de anca ölüyorlar. Kaça kaça kesiyoruz. İşte gördüğünüz gibi böyle kullanacaksınız. Rahat rahat. Bu blueprint çıktı. Stab dedik, öğrendik. Evet, anladığım kadarıyla oyunun mekaniklerini size bu 3 bölümde güzelce anlattım. Yani bundan sonrasında zaten herkes yapabilir. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Research kit'i kullanarak işte Kevlar set dediğimiz oyunun en güçlü giysilerini yapabilirsiniz. Onları öğrendikten sonra ve benzeri. İşte large wood storage yapıp itemlerinizi daha çok koyabilirsiniz içine. Ama hiçbir zaman unutmayın, boş boş beklemeyin. Mesela furnace'inize attığınız şeylerinizi, ben de yokmuş üstümde, attınız sülfür oranınızı, metal oranınızı, odunuzu da attınız şöyle, yanmaya başladı. Burada böyle denye denye beklemeyin. Bu zaman kaybı. Hemen çıkıyorsunuz, gidiyorsunuz hangar mesela. Hangardaki kutuları toplamaya başlıyorsunuz. Veya gidiyorsunuz şuradaki ya herhangi bir yerdeki mutantların yanına, mutantları öldürmeye başlıyorsunuz. İçindeki şeyleri, yararlı itemleri çıkarıyorsunuz, evinize götürüyorsunuz. Yani zamanı iyi kullanın çünkü bu oyunda zaman çok önemli. Hele takım olduğu için millet birbiriyle çok zor bir rekabet var. Ya benim söyleyeceklerim bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Mr. Ozzy kaçar.